Arkadaşlar Ahmet A mağazasından 4 metre, B mağazasından da 6 metre kumaş almış ve B mağazasına A mağazasından 8 TL fazla ödemiştir. Bir süre sonra A mağazasındaki aldığı kumaşa %10'luk bir indirim geldiğini öğrenmiş. O zaman arkadaşlar biz diyelim ki A mağazasında satılan ürünün fiyatı 10 TL olsun birim fiyatı. Niye? %10'unu almak kolay olsun diye yaptım arkadaşlar. Kardeşim ben ilk durumda 10 A'lık kaç tane kumaş alınmış hocam? Kaç metre? 4 metre kumaş alınmış. B mağazasındaki kumaşın metresi de BTL olsun. Hocam bundan da BTL'den toplam 6 metre alınmış. 6 B'ymiş. Sorumuz diyor ki A mağazasındaki fiyat B mağazasından 8 TL fazladır. Pardon, B mağazasına A mağazasından 8 TL fazla vermiş. Yani B 8 TL fazladır. Hocam o zaman buradan 8'i çıkarsaydık eşit olacaklardı. Bu birinci denklemimiz. Hocam diyor ki adam indirimi duymuş. Bu arkadaş indirim geldikten sonra indirim gelirse %10'u nedir? 10A'nın %10'u 1A'dır. 1A'lık bir indirim gelirse metresi 9A'ya denk gelmiş. Ve gidip bundan 6 metre daha satın almış. Yani 6 çarpı 9A tane daha satın almıştır. İlk durumda kaç tane satın almıştık? İlk durumda 4 çarpı 10A daha satın almıştık. Toplam A mağazasına 94 TL para ödenmiş. Hocam bunlar toplam 54-40 daha 94 tane A 94'te A'mız 1 olarak bulunur kardeşim. A 1 ise götürüp şuradaki denklemde yerine yazsaydık 4 çarpı 10 40A yapar hocam. 40A'da 40 çarpı 1'den 40. 6B eksi 8 karşıya attık. 6B'miz 48'den B'miz de 8 TL olarak bulunur. Bize de onu soruyor. B mağazasının kumaşın metresi kaç liradır? B lira demiştik. B de 8 TL olarak bulunur.